Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı sunucu, yapımcı Acun Ilıcalı hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi Acun Ilıcalı hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de dünyaya gelmiştir. Televizyon kanalları TV8 ve TV8.5'un dijital platform Exe'nin sahibidir. Meksika, Brezilya, Macaristan, Kolombiya, Amerika, Yunanistan dahil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan, dünyanın önde gelen televizyon kanallarına prodüksiyonlar yapan ve çalıştığı kanallara yayın stratejileri geliştiren Acun Medya grubunun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Kariyerinin ilk yıllarını şu şekilde anlatabiliriz. Ailesi Erzurum'un Ilıca ilçesinde olan Ilıcalı, 1969 tarihinde babasının müteahhitlik ve ticaret yaptığı Edirne'de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Azerbaycan asıllıdır. İlkokulu Edirne'de bitirdikten sonra orta öğrenimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde başlayan Acun Ilıcalı, öğrenim hayatını yarıda bırakarak iş hayatına giriş yapmıştır. 22 yaşında medya sektörüne ilk adımını atmıştır. Show TV'de spor muhabiri olarak çalışmaya başlamış, uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra 2004 tarihinde kendi prodüksiyon şirketi Acun Medya'yı kurarak kısa sürede Türkiye'nin önemli ve büyük prodüksiyon şirketlerinden biri olmuştur. 2008 tarihinde Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde yer almıştır. Yine ilk kez 2008 tarihinde vergi rekortmenleri listesine girmesinin ardından her sene vergi rekortmenleri listesinde ilk 100 arasında yer almış ve kendi alanında birinci olmuştur. Acun Ilıcalı medya kariyerine 1990 tarihinde spor muhabirliği yaparak başlamıştır. 2002 tarihinde Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları için programlar ve içerikler üretmiştir. Kendisinin hazırlayıp sunduğu gezi ve eğlence programı Acun Firarde ile 100'den fazla ülke gezerek büyük bir başarı yakalamıştır. Ulaştığı yüksek izlenme oranları ile de ülkenin en popüler isimlerinden birisi olmuştur. 2004 tarihinde kendi şirketi Acun Medya'yı kuran Ilıcalı, Var Mısın Yok Musun, Survivor, Yeteneksizsiniz, Fear Factor, Masterchef, Yok Böyle Dans, Rising Star ve Ninja Warrior gibi dünyaca tanınan birçok formatın haklarını satın almış ve Türkiye'deki seyirciye uyarlayarak büyük bir başarı elde etmiştir. En çok izlenen televizyon kanallarının primetime kuşaklarında yayınlanmıştır. 2013 tarihinde TV8 kanalını bünyesine dahil etmiştir. Acun Medya prodüksiyonlarıyla TV8 %1'lik izlenme oranından Türkiye'nin en çok izlenen TV kanalları arasına girmiştir. Ardından Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Doğuş Yayın Grubu ile de ortaklığa imza atmıştır. 2016 tarihinde TV8.5 isimli eğlence ve spor kanalını da hayata geçirmiştir ve kısa sürede kanalı ülkenin en çok izlenen tematik kanalları arasına taşımayı başarmıştır. Acun Ilıcalı medya sektöründeki ilk uluslararası başarısını 2016 tarihinde Yunanistan'da gerçekleştirdiği projelerle atmaya başlamıştır. Acun Medya Yunanistan'da OSES, Survivor, Yeteneksizsiniz, İşte Benim Stilim gibi birçok programın prodüksiyonunu yapmıştır. Sky TV'de yayınlanan programlar %70 civarında izlenme oranlarına ulaşarak Yunan televizyon tarihinde rekorlara imza atmıştır. Yunanistan'da elde edilen başarılar sonucunda Acun Medya dünyada bir ilki gerçekleştirerek spor ve realiteyi bir araya getiren bir format geliştirmiştir. Bu yarışma programı Exatlon'dur.
Amerika, Romanya, Kolombiya, Meksika, Macaristan ve Brezilya gibi birçok ülkede yayınlanmıştır. Günümüzde Hexatlon yayınlandığı her ülkede en çok izlenen programlar arasına girmeyi başarmıştır. 25 Mayıs 2020 tarihinde Survivor 2020 yarışmacıları ile Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında 3 milyon izleyici ile dünya rekoru kırmayı başarmıştır. 2021 yılında Nişantaşı Üniversitesi ile televizyon, gastronomi ve dijital alanlarda eğitim verecek olan Acun Medya Akademi'nin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Açıldığı ilk gün 50 binden fazla başvuru alan Acun Medya Akademi, eğitim verdiği alanlarda geleceğin yeni profesyonellerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Acun Ilıcalı'nın kişisel ve sosyal hayatına gelecek olursak da şunları anlatabiliriz. 3 evlilik gerçekleştiren Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerden 4 kızı vardır. 1989 tarihinde Seda Başbuğ ile evlenmiştir. Bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumunun ardından anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Acun, 1993 tarihinde ilk eşinden boşanmıştır. 2003 tarihinde Zeynep Yılmaz ile evlenen Acun Ilıcalı, bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 tarihinde boşanmasının ardından 2017 tarihinde Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa isimli bir kızı bulunmaktadır. Şeyma Subaşı ile de 2018 tarihinde boşanmışlardır. En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmek, çünkü hayat bir oyun sahasıdır mottosuyla yaşayan Acun Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar ve motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan e-spor ile de yakından ilgilenmektedir. İleri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Acun Ilıcalı, dünyada gerçekleşen önemli turnuvaları takip etmiştir ve yerinde izlemektedir. Acun Ilıcalı aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. Yakın zamanda da İngiltere'de bir spor kulübü olan Hull City'yi alarak futbol yöneticiliğine de soyunmuştur ve İngiliz taraftarlarının da yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanmıştır ve İngiltere'de de kendini spor alanında geliştirmeye başlamıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu televizyon programlarını sıralayacak olursak da şu şekilde bir sıralama yapabiliriz. 2002-2006 tarihleri arasında Acun Firarda isimli programın sunuculuğunu yapmıştır ve bu program uzun yıllar devam etmiştir ve bu programla ünlenmiştir. 2002 tarihinde Tatlı Hayat dizisinde konuk oyuncu olmuştur. 2002 tarihinde 2006 ve günüm 2006 tarihinden günümüze kadar da Survivor Türkiye yarışmasını hala devam ettirmektedir. 2009 ve 2017 tarihleri arasında Yeteneksizsiniz Türkiye isimli programın sunuculuğunu yapmıştır. 2007-2010 tarihleri arasında Var mısın, yok musun isimli televizyon programını sunmuştur. 2006 tarihinde Fear Factor isimli programda sunuculuk yapmıştır. 2011'den günümüze kadar da O Ses Türkiye isimli yarışmayı hala sunuculuk olarak sunuculuğunu yaparak devam ettirmektedir. 2017 ve 2018'de Yol Arkadaşım ve Benim Adım Osman filmlerine konuk olmuştur. 2018'de de Jet Sosyete dizisine 20. bölümde konuk oyuncu olarak katılmıştır. Acun Ilıcalı 45 Altın Kelebek ödüllerinden de en iyi sunucu ödülleri alarak almaya hak kazanmıştır. Acun Ilıcalı hakkında, kariyeri, hayatı hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim.
daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın.